kütüphanede sabahlıyor muyuz? Sabahlıyoruz. Yepyeni bir vlog, yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda kütüphanede sabahlama challenge yapacağız. Bakalım dayanabileceğiz mi? Ben açıkçası çok ümitli değilim. Biz şöyle bir şeyler depoladık sabaha kadar uyumamak için. Özellikle Atakan Etiform seçimi beni benden alıyor. Yani enerji verecek şeyler alıyorum. Çikolata alıyorum. Hani anlatamıyor muyum? Yani tamam, kolamızı aldık. Nescafelerimizi aldık. Yani bu size gösterdiğimiz belki burada 3 tane Nescafe var ama yani buraya gelmeden önce Atakan yaklaşık 5 tane falan içti. Yani 3 tane falan içtim zaten. Bakalım, erzaklarımızın hepsini aldık. Aynen. Sınavlar geldiği için. Atakan sınavları ne zaman? Benim 6 Kasım'da var, 13 Kasım'da var. Şu anda videoyu 28 Ekim'de çekiyoruz. Benim de 2 gün sonra sınavım var. Senin 30'undan mı var? Aynen. Senin durum daha havaymış. Yapacak bir şey yok. Niye video çekiyorum bilmiyorum. Hadi senin zamanın var. Abi benim yaklaşık bir 6-8-9 günüm daha var ilk sınavıma. Ama yani üniversite sınavları 2 hafta önceden falan başlamak gerekiyor. Özellikle de hani midterm dönemlerinde falan. Aynen. Çünkü 2 gün önceden başlayıp yetiştirebileceğiniz kadar kısıtlı bir konu oluyor. İmkansız, imkansız. Ben size şöyle diyeyim mesela, minik bir örnek olsun. Gözünüz korkacak ama gözünüzün korkması için diyorum zaten bunu. Abi mat 106'yı sen almadın daha yeni geldiği için. Ben geçen yıl mat 106'da integrali hoca gerçekten bir derse bitirdi. 1 saat 10 dakikada integral anlattı bize. Lise integralini. Evet. Yani öyle düşünün. Aynen. Yani dolayısıyla hani belki lisede 2 haftada, 3 haftada biten konular burada böyle 1-2 saatte falan geçiyorlar. O yüzden ciddi derecede zamana ihtiyacınız oluyor özellikle sınavlara çalışırken. Ben genelde 2 hafta önceden falan çalışmaya başlıyorum. Abi ben zaten ben şu anda okula çok fazla gelmiyorum hala. Ama Atakan'ın yani okula geldiğinde her kütüphane öğrendiğinde Atakan zaten burada. Adamın masası var yani. Müdavimiyim. Gerçekten öyle oldu. Benim masam bu arada kimse almıyor artık. Görenler mesela. Gerçekten. O masaya yani. Boş oluyor, anladın mı? O masaya sadece ben oturuyorum bir haftalık. Bugün de yine aynı şekilde öğlen 1'de falan işte uyandım, kahvaltımı yaptım. Öğlen 1'e kadar falan sürdü bunlar. Sonrasında kütüphaneye geldim. İşte çalışıyorum. Arada telefona bakıyorum. Arada ne bileyim böyle uyukluyorum, zaman geçiriyorum falan. Günler genelde böyle geçiyor. Akşam 7'de falan Oğuz'la karşılaştık abi. Ondan sonrasında beraber çalışalım dedik. İşte ben Oğuz'un masasına geçtim falan. Sonra dedik ki bir anda sabahlamıyor muyuz? Evet. Sabahlamamız yok mu? Sabahlamamız lazım. Abi çünkü dediğim gibi sınavlar yaklaştı ve ben bir kütüphanede sabahlama videosu çekmek istedim, anladın mı? Bir saat saat çekelim ya. Abi. Sen sabaha kadar dayanabileceğini düşünüyor musun peki? Ya şöyle diyeyim, ben normalde mesela bugün 12.30'da uyandım ben burada. Yani o yüzden hani 12.30'da uyanan bir ben gece 3'e 4'e kadar normalde oturur zaten. Ve sararsa ve kahveyi de dayarsam kendime yani o 5'e 6'ya kadar sarkar gibi geliyor. Ya ben emin değilim çünkü ben bugün 10'da falan uyandım. İşte 12-1 gibi kütüphaneye geldim. Şu an açıkçası hafif bir yorgunluk var ve saat 8 falan. Artık büyük ihtimalle ben uyurken sen beni çekersin ya. Bu uyudu de. İşte falan. Aynen, aynen. Ya, bu gitti ya falan. Hadi artık yukarı çıkalım ve ondan sonra saat saat ve işte arada ne yaptığımızı size bildirelim. Umarım güzel bir vlog olur şimdi. Olur olur. Bence olacak. Kütüphanede sabahlamaca. Bence akacak. Güzel motivasyon kaynağı da olur abi bence. Aynen öyle. En azından abi yani Koç Üniversitesi'nin kütüphanesini sabahlıyorsun. Bir aldıklarımızı da gösterelim o zaman. Aynen, gösterelim öyle. Şimdi 3 tane Crax, çubuk cracker aldık. Ne olur ne olmaz, belki acıkırız falan. Sonra doyumadık, yanına 2 tane de form aldık. Sonra birer litre kola aldık. 3 tane kahve aldık, 3 tane su aldık. Bu arada benim yukarıda 2 tane daha kahvem var. Onun dışında 1 tane küçük kolam var. Senin neyin var abi yukarıda bu arada? Abi ben de bende hiçbir şey yok galiba. Hadi ya. Tamam kanka, sen benimkileri kullanırsın o zaman. Kanka gerçekten evet, bende hiçbir şey yok. Sende hiçbir şey kalmadı. Su var bir tek bende. Tamam yeter. Adam olana çok. Yeter. Şimdi bakalım bu kadar malzeme yetecek mi? Saat saat sizlerleyiz. Çalışıyoruz. Ben şimdi biraz mola vereceğim. Oğuz'un bir 2-3 sorusu varmış. Onları bitirecek. Sonra beraber dışarı çıkacağız. Bu arada şöyle etrafı gezdireyim ben size. Böyle çalışma odaları var. Arkadaşlarınızla beraber burada kısık sesle çalışabiliyorsunuz.
Oğuz'un soruları bitti. Şimdi bir mola verdik. Burası bilim kapısı zaten. Burayı biliyorsunuz önceki vlogları izlediyseniz eğer. Gece manzarası bir ayrı oluyor ya buranın. Saat kulesinin ışıklandırması bu şekilde. Şimdi şurada bulutların rengini görüyorsunuz. Çünkü orada köprü var. Üçüncü köprü. Dolayısıyla onun rengini alıyor bulutlar ve inanılmaz bir manzara var. Şimdi daha da yakınlaştırıp hemen size gösteriyorum orayı. Ya gece olduğu için aşırı net gözükmüyor ama ya zaten şuradan köprünün bir kısmını görüyorsunuzdur. Köprünün renginden dolayı köprünün üstündeki bulutlar inanılmaz ilginç bir şekilde gözüküyor. Burası Koç Üniversitesi'nin en yeni binası arkadaşlar. İsmi SNA diye geçiyor. Burası da onun hemen altındaki cam mekanlı bölme. Buranın ismi direkt cam mekan zaten. Burası daha çok kütüphane olarak kullanılıyor. Yani kütüphane değil ama kütüphanemsi bir yer. Dışarıdan asla ses almıyor. İnanılmaz bir yalıtım var. Ve insanlar burada genellikle kitap okuyorlar, ödevlerini hallediyorlar ya da kafa dinlemeye geliyorlar. Burası çoğunlukla dolu oluyor. Hatta ben bazen video çekmeye geliyorum ama hep dolu oluyor. Şu anda ilginç bir şekilde boş, tatil olmasına kaynaklanabilir. Bir tek gördüğünüz bu arkadaş var. Bununla yapacak bir şey yok ya. Abi birlikte de gidiyoruz. Yapacak bir şey. Bugün peşime takıldı bu arkadaş. Şöyle etrafı gösterelim size. Buranın tasarımı falan çok iç açıcı gerçekten. Abi en güzel şey ne biliyor musun? Tavan yüksek ya. Yani. Evet evet, orayı hemen gösterelim. Yani inanılmaz bir tavan yüksekliği var ve dolayısıyla hani burada sabaha kadar oturup bir şeyler okuyup ders çalışabilirsin ya. Çok rahat yani burası. Şöyle yürürken burası bir gözüme estetik geldi. Şöyle hemen sizlerle paylaşıyorum. Gördüğüm, beğendiğim her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Fütursuzca video çekiyorum. Kütüphaneye geri döndük. Saatlerimiz 23.50. Yarım saatlik bir mola. Bas abi. Okul turu. Biz buraya yeni gelmedik. Geri geldik. Saatlerimiz 01.00 oldu. Size az önce bahsettiğim odalardan bir tanesine geldik. Saat 1 nasıl hissediyorsun abi? Durumlar ne? Ya şöyle, boosterlarım var yanımda. Başta olmak üzere boosterlarım. O yüzden ben bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası şu ana kadar. En az 2 saatim daha var. En az. 2 saat daha böyle gider diyorsun. Abi ben bir tık yoruldum. Ama sürekli ben matematik çalıştım ya. O biraz yordu beni. Ben o yüzden... Evet doğru, sen de sadece fizik çalışıyorsun. Ya ben biraz daha farklı derslere geçeyim diyorum ya. Sana bir ekon lazım. Ekon mu lazım? Ekona geçeyim ben mi? Arkadaşlar ben yaklaşık 4 saattir falan sadece matematik çalışıyorum. Diferansiyel denklemler. Ve biraz yordu açıkçası. O yüzden ders değiştireceğim. Şu an artık beynim almamaya başladı. Bir de Oğuz böyle konuşuyor ama o saat 8'de falan geldi kütüphaneye. Saçmalama istersen. Kaçta geldin? Abi ben 6'da buradaydım. 6'da mı geldin? Hatta 6'da değil bak. Ben ilk geldiğimde saat 4'tü. 4'te gelmiş. Evet, arada mola verdik. Aha. Yemek yedik. Evet falan. Doğru doğru. Onun dışında ben full fizik çalıştım geldiğimde. Ben 12'de ya da 1'de geldim. Hı-hı. 12'de 1'de geldim ve yaklaşık 12 saatte kütüphanedeyim. Sabah olduğunda kaç saat oluyor? Şu an hesaplayamıyorum ama herhalde 20 saat falan olacak benim. Evet. Değil mi? Evet. Sabah mesela 8'de olsa 20 saat. Ben 20 saat kütüphanede olacağım. Ve geldiğimden beri de sadece matematik çalışıyorum. O yüzden ben bayağı yoruldum abi. Matematik beni yordu. Ama bak bir şey diyeceğim şimdi. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Okuldaki bence gerçekten en güzel yer kütüphane. Her anlamda. Yani evet. Dizaynıdır, rahatlığıdır vesaire, sessizliği. O yüzden baktığımızda çok normal kütüphanede olmamız. Hı-hı. Ve hani ben burada dururken gerçekten keyif alıyorum yani. Canım sıkıldığında kütüphaneye falan geliyorum ben. Ders çalışmasına. Saatimiz şu şekilde, 4'ü 19 geçiyor. Yaklaşık 7,5-8 saattir falan Oğuz'la beraber ders çalışıyoruz. Ben az sonra uyuyacağım gibime geliyor, bir 5 dakikalık falan benim prim kaldı. Oğuz sen devam edeceksin gibi duruyor ders çalışmaya. Az önce kanalıma video çektiğimiz için benim Atakan'la birlikte. Ha sen onu ekleyeceksin. Aynen onu ekleyeceğim. Tamam. Lazım. Ben de o arada büyük ihtimal uyurum. Bir 2-3 saat uyusam sabah 7,5-8 gibi falan kalkabilirim. Çünkü şu an beynim almamaya başladı iyice.
O yüzden daha fazla zorlamak istemiyorum açıkçası. Ama bir elimi yüzümü yıkayıp son bir kere deneyebilirim. Sen bir tuhaf gel ya. Aynen, ben son bir hakkımı deneyebilirim. Çünkü ya oturduğumuz için mayışma da oldu biraz, evet, açıkçası. Evet, biraz oldu, evet. Sen bir şu cama çık istersen. Aynen, ben bir dışarı çıkıp hava alıp geri gelip devam etmeye çalışabilirim. İlerleyen saatlerde zaten ben rapor olarak sizlere videonun devamında sunmuş olurum arkadaşlar. Kütüphanede bir kişiyi gördük sadece bu arada, farkındasın değil mi? Evet, gerçekten bizim kimse dışımızda kalmadı. Bir kişi kaldı bu arada, evet. Yani yaklaşık 1'de 1.5'da falan insanlar kütüphaneyi tamamen boşaltmaya başladı. İşte bizim gibi ruh hastası olan, psikopat, evet, olan bir kişi daha varmış. İşkolik falanız galiba abi. Yapacak bir şey yok abi, hayat şartları. Hayat mı? Hayat. Tamam o zaman, bir sonraki saatlerde görüşmek üzere. A few moments later. Saat 5 gibi falan uyuyakalmışım. Şu an saat 7.30. Kütüphane yavaş yavaş dolmaya başlamış. O yüzden çok sesli konuşamıyorum. Dün 12 gibi gelmiştim kütüphaneye. Yani yaklaşık 20 saatlik bir kütüphane serüveni oldu benim için. Güzel çalıştım. Sınavlara güzel hazırlandım. Burada bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.